Bununla alakalı şunu da hatırlatmakta fayda var. Daha önce anlattık geçen hafta. Kula fayda veren çok amel değil dedik. Kula fayda veren sünnete uygun ameldir dedik. Bununla alakalı mesela dedik ki sünnette orta yollu olmak bidat ile çok amel yapmaktan daha hayırlıdır dedik. Ne demek bu? Sünnetle orta yol, vasat ol ama bidat işleme çok yapma bidat da işleme dedik. Bunu Abdullah İbni Mesud birkaç yerde naklediyor. Bunu da bilmekte fayda var. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam der ki: "Men ahtasa fi amrina haza ma leysa minhu fehuve rattun." Her kim bizim işimizde olmayan bir iş, bir amel ihtisas ederse o reddolunur. Gibi sözleri çoktur. Men amile amelen leysa aleyhi amruna her kim bizim işimizde olmayan bir amel ihtas ederse o reddolunur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun için çok amel yapmak sana bir fayda sağlamaz. Sana düşen sünnete göre amel yapmaktır. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Yine bidattan kurtulmak için sünnetin izini olduğu gibi takip etmek gerekir. Olduğu gibi. Yani sünnetin izini takip etmeyi bırakırsan, Direkt bidata düşersin. Yani Abdullah İbni Ömer gibi olman lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa onu yapmak için takip etmen, araştırman lazım. Bunu yaparsan ancak kurtulursun. Geçen hafta Abdullah İbni Ömer'in fecir vakti doğduktan sonra namaz kılan adama taş attığını anlattık. Taş attı dedi ki namazını bitir dedi. Neden bunu söyledi? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmamıştı. O da dedi ki Allah Azze ve Celle ben çok namaz kıldım diye bana azap mı edecek dedi. O da dedi ki Abdullah İbni Ömer çok namaz kıldığın için değil peygamber Aleyhisselatü vesselama muhalefet ettiğin için Allah sana azap edecektir dedi. Doğru mu? Aynen doğrudur. Sen onun izini olduğu gibi takip edeceksin. Veya Hüseyin bin Abdurrahman Umar'a bin Rüeyba radiyallahu anh'ın yanında namaz kıldım diyor. Bişir bin Mervan minbere çıktı Hutbede iki elini kaldırdı şiddetli bir şekilde. Umar'a dedi ki Allah şu iki eli çirkinleştirsin dedi. Ve şunu söyledi ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan minberde sadece parmağıyla işaret ettiğini gördüm. Başka bir şey görmedim dedi. Ve orada namazı kıldıran bir şirmin mervana şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Sebebi ne? Sünnette olmayan bir hareket yaptığı için o sadece bunu yaptı dedi. Dolayısıyla işte selef bu konuda hassastı, titizdi. Çünkü kendilerinden önceki kavimlerin dinlerini nasıl tahrif ettiğini biliyorlardı. Nasıl tahrif oldu önceki dinler? Yani bidati hasene çıkardılar. İyi bidat çıkardılar. Eğer olduğu gibi kendi nebilerini, resullerini takip etmiş olsalardı böyle bir hataya Düşmezlerdi diyebiliriz. Yine bununla alakalı bir gün İmam Malik'e bir adam gelip diyor ki nereden ihrama gireyim diyor. İmam Malik de diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam nereden girdiyse oradan gir. Adam bu soruyu birkaç defa tekrarladı. Dedi ki ey imam nereden ihrama gireyim? İmam Malik de dedi ki herhalde sen biraz daha geriden girmek istiyorsun. Yani fazla yapmak istiyorsun dedi. Ama ben de senin için fitneye düşmenden korkarım dedi. Adam dedi ki bunda ne gibi fitne olabilir ki dedi yani. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buradan ihrama girmiş. Ben biraz daha geriden gireceğim. Bununla ne alakası var fitnenin dedi ona. Tabi İmam Malik ona dehşet bir şekilde cevap veriyor. Onu tehdit ediyor Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla. Ve İmam Malik dedi ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun emrine muhalefet edenler an tusibahum fitne başlarına bir fitnenin gelmesinden sakınsınlar. Ev yusibahum azabun alim ve acıklı bir azaba düşer olmasından sakınsınlar. Burada fel yahzirillezine yuhalifun an amrihi onun emrine muhalif olanlardan bahsediyor. Kim o? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayeti okuyor. Fıkha baksanıza. Ve Bunda ne gibi bir fitne var ki deyince İmam Malik bunu okuyor. Diyor ki kendisine senin kendini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eksik yaptığı bir şeyde daha faziletlisine isabet etmiş görmen veya kendin için Allah'ın seçtiğinden ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seçtiğinden daha hayırlısını seçtiğini zannetmenden daha büyük bir fitne olabilir mi? Diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı hayırlısın ki sen daha geriden yapıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın senin için tayin ettiği yeri beğenmeyip ben daha hayırlısını mı yaparım diyorsun? Bundan daha büyük bir fitne olabilir mi yani? Siz alın bu örneği kardeşler, alın bu örneği her işe. Örnek vereyim, abdeste kullanın, namaza kullanın, hangi ibadet olursa olsun kullanın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmamış, ama sen diyorsun ki ben biraz daha fazla yapayım. Sen o zaman peygamberin sünnetini beğenmiyorsun. Veya peygamber aleyhissalatü vesselamın daha hayırlı olduğunu düşünmüyorsun. Veya aleyhissalatü vesselamın senden daha düşük bir seviyede olduğunu düşünüyorsun. Ondan daha takvalı olduğunu düşünüyorsun. Haşa ve kella. Bunların her biri garabet, her biri fitne. Fitne de eşittir şirk. Allah'a şirk koşmak dolayısıyla acıklı bir azap ve fitneye düşer olur her kim aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ayrılırsa. Teferruat diye bizim isimlendirdiğimiz şeyler aslında peygamber aleyhissalatü vesselamın büyük bir sünneti ve ona muhalif davranmak insanı fitneye sokacak diyor İmam Malik. Bununla alakalı çokça rivayet var diyebiliriz. Evet bunu anlatıyoruz. Ne diyorlar? Aşırı görüyorlar. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz diyorlar. Yani şu zamanda da deveye mi binelim diyorlar. Veya diş fırçası varken misvak mı kullanalım diyorlar. Parfüm varken şunu mu kullanalım, bunu mu kullanalım diyorlar. Şalvar da neymiş diyorlar, gömlek de neymiş diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Biz de diyeceğiz ki aynı Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi diyeceğiz ki dayandığın şey eser. Yani öncekilerin yolu olsun. Sen görüşlerden hadisi açıklayacak kadarını al. Veya Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi söyleyeceğiz herkese. Sünnete uyun, aman ha aman bidat çıkarmayın. Başka bir şeye ihtiyacınız yoktur. Size eski yola uymaya bakınız. Bak burada işte eski yoldan kasıt müellifin de dediği gibi kadim yol. Yani ilk yol. Abdullah İbni Ömer sizden uyacak biri varsa ölenlerin yoluna uysun şu mezardakilerin yoluna uysun diyor. Kimi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir ve Ömer'in kabrini gösteriyor. Aynı kadim dinden kasıt budur işte. Size hiçbir şey bırakılmamıştır. Bunu bilmeniz lazım. Şayet size bir şey bırakılmış olsaydı derdik ki tamam ama size hiçbir şey bırakılmamıştır. Yine Abdullah İbni Ömer der ki insanlar onu güzel görseler bile her bidat delalettir. Yine Ebu Derda der ki sen öncekilerin izini izlediğin sürece asla sapıtmazsın der. Bunu yaparsak insanların ne dediği bizi hiç alakadar etmiyor. Biz tek başımıza Rabbimize kavuşacağız ve tek başımıza kabrimize gireceğiz ve Allah hesap vereceğiz. O konuşanlar var ya gelip bizim yerimize hesap vermeyecekler. Bizim günahlarımızı taşımayacaklar. Onun için biz kendimize bakalım.